İstanbul 2016 konferansına hoş geldiniz. Forum İstanbul'un başladığı 2002 yılından bu yana 15 yıldır çok yönlü makro ve mikro politika önerileriyle 2023 hedeflerine ulaşmanın önündeki engelleri aşmaya, önümüze çıkan önemli fırsat pencerelerini kullanmaya dikkat çekmeye çalıştık. Türkiye'yi biz Avrupa'da ilk üçe, dünyada da ilk ona koyacağız diyoruz. Bunu nasıl başaracağız? Bunu da reformla başaracağız. İnşallah hedefimiz ihracatçılarla el ele tutarak ihracatın hedefi olan noktaya ulaştırabilmek için en büyük çabayı, gayreti göstereceğiz. Teknoloji, mühendislik bilimleri, matematik bilimleri gibi ve fen bilimleri gibi konulara ağırlık vererek gelecekte ülkemizi yönetecek genç kuşakları bir an önce eğitmemiz, yetiştirmemiz ve hazırlamamız gerekiyor. Kendi teknolojinize hakim değilseniz bırakın marka bulmayı, hangi ülkede satacağınıza karar veremiyorsunuz. Çünkü lisansı veren sizi sınırlandırıyor. The deal that was made between the European Union and Turkey a couple of weeks ago on refugees, this deal has nothing to do with the European future of Turkey. This deal has nothing to do with the well-being of refugees. Biz tabii Türksel olarak özellikle Türkiye'nin bu altyapıya kavuşmasına ama daha da önemlisi sektör sektör teknolojilerin hayatımızı nasıl değiştirebileceğine yönelik de bir takım çalışmalar yapıyoruz. Bugün dünya nüfusunun %40'ı yani 7 küsür milyar insanın %40'ı yaklaşık 3 milyara yakın insan, 2.8 milyar insan arıtılmış su içemiyor. Nitelikli su bulamıyor. Yazılım mühendisliği olmazsa olmaz alanların bir tanesi olması gerekiyor. Ve bu çok hızlı gidiyor. Yani bunu bekleme durumumuz yok. Bakın bu işi şu anda içindeyiz ve önümüzdeki 10 yıl içinde hayatımız tahmin edemeyeceğimiz kadar değişecek. Bu teknolojiler sayesinde değişecek. İyi bir havalimanı yapacağımızı buradan size müjdeleyebilirim. İnşallah 2018'in ilk çeyreğinde havalimanımızda da buluşmak üzere. My wife told me you have to be really careful about one very important question. He will ask me. And I said okay, see, okay. Then suddenly this point came out and he asked this question and of course I had the right answer. Galatasaray'ın kupası.